Sağlık Bakanlığı'nın daha iyi hizmet vermesi için ne kadar çok personele ihtiyacı olduğunu ortaya koyan bir haberimiz var. Sağlık Bakanlığı'nın 30 bin sağlık personeliyle 1183 sözleşmeli personel ve 11 binden fazla işçi alımı ilanı resmi gazetede yayımlandı. 11.317 işçi alımı için başvurular bugün başladı. 2 Aralık'ta sona erecek. 31.183 personel alımı içinse adaylar 30 Kasım 5 Aralık günleri arasında tercihte bulunacak. Sağlık Bakanlığı'nın toplam 42.500 işçi ve personel alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. İlana göre Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5080 temizlik görevlisi, 3559 güvenlik görevlisi, silahsız 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, elektrikçi, boyacı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme ve biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11.317 sürekli işçi alınacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu'nun internet adresi üzerinden 28 Kasım ila 2 Aralık günleri arasında çevrim içi olarak yapılacak. 30 bin sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel için A alımı içinse adaylar 30 Kasım 5 Aralık arasında tercihlerini yapacaklar. 31.183 sözleşmeli personel, kamu personel seçme sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak, merkezi yerleştirmeyle alınacak. Konumuz gıda. Dünya Bankası her ay gıda güvenliği raporu yayınlıyor. Bu raporda ülkelerin gıda enflasyonu verileri de yer alıyor. Dünyada gıda enflasyonunda pandemi dönemi ve Ukrayna savaşı dönemlerinin başlangıcına göre gerileme saptandı. Ancak Türkiye'deki gıda enflasyonunda gerileme olmadı. Dünya Bankası'na göre Türkiye gıda enflasyonunda cari fiyatlarda dünyada dördüncü durumda. tarımsal ürünlerde üretici fiyat endeksinin veya tüketici fiyat endeksinin genel üfe veya tüfeği geçmesi halinde oluşan enflasyon, gıda enflasyonu olarak tanımlanıyor. Dünyada genel olarak gıda enflasyonu hüküm sürüyor. Ancak Türkiye, bazı ülkelerle birlikte küresel gıda enflasyonunda dünya genelinden ayrışıyor. Dünyada gıda enflasyonu hızını kesmişken Türkiye'de artıyor. Dünya Bankası, gıda enflasyonu raporunda IMF'nin saptamalarına yer verdi. Buna göre dünyada 10. büyük tarım ekonomisi olan Türkiye, Ekim ayında cari gıda enflasyonunun en yüksek 4. ülkesi durumunda. Türkiye'nin önünde Venezuela, Lübnan ve Zimbabwe bulunuyor. Türkiye'nin cari gıda enflasyonu %99 seviyesinde. En yüksek cari gıda enflasyonunu yaşayan Zimbabwe'de ise bu oran %321. Dünya Bankası raporunda tahıl koridoru tahılda fiyatların daha da beter olmasına engelleyen bir faktör olarak tanımlandı. Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluş Rusya ve Ukrayna'dan yapılacak ihracatın sekteye uğraması halinde tahıl ve yemeklik yağ fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturabilir tahmininde bulundu.